Sevgili Pepper Pusu Gönüllüleri, kıymetli dernek başkanı arkadaşlarım, koyun kıranlar önde olduğu için bir anda attım, dün geceki yemeğe takıldı. Kusura bakmayın. Koyun Kıran Köyü de bizim köyümüz, Teparkası Köyü de bizim köyümüz. Değerli Teparkası köylülerimiz, kıymetli Golas köylerine bağlı dernek başkanı arkadaşlarımız, dernek başkanlarım, kıymetli köy dernek yönetim kurulu üyeleri, kıymetli misafirler, Teparkası Köyü'nün düzenlemiş olduğu bu güzel yemekte aranızda bulunmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. Yemeğinizi, iftar yemeğinizi Allah kabul etsin diyorum. Teparkası Köyü Dernek Başkanı Sayın Selami Topçu, Sayın Hasan Şimşek, Sayın Yönetim Kurulu üyeleri ve hayırsever vatandaşların, hayırsever köylülerimizin vermiş oldukları bu güzel iftar yemeğinde aranızda bulunmaktan büyük şeref, büyük onur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum kendilerine arkadaşlarımıza. Kıymetli Teparkası köylülerimiz, kıymetli dernek başkanı arkadaşlarım, Golas Köyleri Dernek Başkanı arkadaşlarım, geçen hafta biz çok önemli bir olaya imza attık. Bu olay neydi? Çok önemli dediğim olay, Golas Köyleri Birliği platformunu resmiyete dönüştürdük. 5 yıldır devam eden 6 köyün oluşumundan, birleşiminden oluşan Teparkası Köyü, Çobanlar Köyü, Alioğlu Köyü, Koyun Kıran Köyü, Çobankaya Köyü ve benim köyüm Kara Osmanlı Köyü'nden oluşan 6 tane köyün birleştiği Golas Köyleri Birliği platformunu oluşturduk, kurduk ve Allah'ın izniyle biraz evvel Neslihan Başkanımız sadece köy muhtarlarıyla alakalı söyledi ama ben aksini iddia edeceğim, kendisi kusura bakmasın. Köy dernek başkanları, köy dernek yönetim kurulları olmasa maalesef köyümüzde bulunan muhtarlarımız, azalar hiçbir iş yapamıyorlar. Elleri kolları bağlı kalıyorlar. Bizler İstanbul'da coşkulu bir şekilde bu hareketleri sürdürürsek köylerimizde de hareket oluyor. O yüzden ben Neslihan Hanım'dan özür diliyorum. Neslihan Başkanım'dan özür diliyorum. Çünkü çalışmalarımız, ben 20 yıldır dernek başkanlığı yapıyorum. Ve köylerimizdeki durumu çok iyi biliyorum. Çok iyi bildiğim için köylerimizde dernekler olmasa emin olun çivi çakılmaz. Çakılırsa en son ne zaman diyelim hizmet gelecek köylerimize? 2019 yılında gelecek. En son 2019 yılında bizim köylerimiz dağ köyleri olduğu için en son 2019'da gelir. 2018'de de gelmez. Ben bunu iddia ediyorum. Bunun dışında İstanbul'da çok geniş faaliyetlerimiz olacak Allah'ın izniyle. Bizler şu anda platformu oluşturduk. Yakında inşallah 6 aylık dönem içinde federasyonumuzu oluşturacağız. Federasyonumuzu oluşturduğumuzda 3 tane federasyon, 1 konfederasyon olacak. Sonrasında Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar siyasilerimize çok rahat ulaşacağız. İstanbul'da kendi yerimizi kuracağız. İşsizlerimize, işsiz gençlerimize iş imkanı sağlayacağız. Burs alacak başarılı öğrencilerimize burs imkanı sağlayacağız. Allah'ın izniyle bizler Çorumluyuz, Kargılıyız, Golazlıyız, onurluyuz, gururluyuz. Afiyet olsun, Allah kabul etsin. Yönetim Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sevgili köylerimiz, şu an sepazen gösterimiz olacaktır. Lütfen ayrılmayalım. Salon herkes yerlerini almasını rica ediyorum sizlerden. Buyurun sayın. Olduğu belli.